Biz yine kendi ligimize döneceğiz. Başak Şehir Fenerbahçe mücadelesi ile alakalı sohbetimizi sürdürelim istiyorum. Ceyhun Eriş bireysel performanslara baktığımız zaman öne çıktığını düşündüğün bir oyuncu oldu mu Fenerbahçede? Ozan'ı ben bugün beğendim. Özellikle nazım oyundan çıktıktan sonra sabette oyunu tamamladı. Orada da kötü bir performans göstermedi ve hep oyunun mümkün olduğu kadar içinde kalmaya çalışıyor Ozan. Ozan'ı söyleyebilirim ve oynadığı dönemlerde takıma hep bir katkı sağlamıştır. Belki çok göremezsiniz Ozan'ı ama Ozan gayretli bir oyuncu ve fiziksel sıkıntısını da giderirse çok daha iyi yerlere, daha iyi seviyelere çıkabilecek bir oyuncu Ozan. Yani Ozan'ı söyleyebilirim. Onun haricinde Atilla Zalaydin'in geldiğinden beri def hem defansif anlamda hem takım oyununa Yapmış olduğu katkı çok önemli. Ve skor katkısı skor da vardı. Skor katkısı da tabii ki de. Bugün attığı golde iyi bir takip. Tam bir forvet takipçiliği yaptı stop evet. olmasına rağmen. Hı. Bir de penaltı pozisyonunda Harun'un gösterdiği performans. Hı. ki Orada Riskanın da tabii kötü bir penaltı kullanması var ama sonuçta hikayede Harun onu çıkartmış olması bireysel olarak göze batan performanslar. Zeki Uzundurukhan. Katılıyorum ona ilk olarak yani Ceyhun'a ilk olarak tabii Zalai çok önemli. Ozan Tufan'ın perkası ekleyebiliriz. On numara gibi yavaş yavaş Alex kimliğine bürünmeye başladı. Yeni Alex'ini bulamıyor Fenerbahçe diyorduk. Bence e, seneye yeni Alex gibi olabilir birkaç takviye ile birlikte. Özgüveni çok yüksek bir oyuncu. Mesut Özil'i Çünkü... unutmayalım. Ben, yok Mesut, Özil, Mesut Özil'den daha iyi bir oyuncu. Mesut Özil artık yani dünya yıldızı olduğunu biliyoruz. Metiyeler eee Öve ve bitiremedik ama Ben sezonu tamamladığını inanıyorum Yani Bu sezon Mesut Özil'i biz izleyemeyiz artık Herhalde Şu takıma ya. giremez Herhalde. Çünkü Yok. zaten geldiğinde çok e, Düşük enerjiyle e, Maç eksiği olduğu için Oynatıldı bence sezon sonu alınmalıydı Ama neyse e, seneye büyük katkı verir Ama ben Pelkas'ın Mesut Özil'den e, Daha önde bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Şundan yanlış anlama kariyerinden değil O Kariyer yani, oynamıyor zaten tabii, tabii, Kariyer oynamıyor artık onu diyorum bak Sosa'ya şunu sordular hafta içi e, idmanlar açıkken. E, önümüzdeki yılla ilgili e, düşüncelerin ne bilemiyorum dedi. Durumumun ne olacağını. Çünkü Sosa ile yollar ayrılabilir. 36 yaşında artık Sosa. 36'dan gün alıyor çünkü. 36 yaşındaki bir oyuncuyu tutmayabilirsin. Çünkü yüksek ücret alıyor Fenerbahçe'den. Tavan ücreti Sosa alıyor takımda. Kimse bana masal anlatmasın. Şu şu alıyor demesinler. Sosa'nın ne kadar aldığını da biliyoruz. E, o yüzden... Sosa ile yollar ayrılabilir. Tabii ki burada e, konuyu dağıtmayalım. Çok, o konuda çok sıkıntısı var olacak sezon sonunda Fenerbahçe'nin ama Fenerbahçe'de e, bir defa takım oyunu oynuyorlar artık. Yani sahada e, hata yapan oyuncunun hatasını diğer oyuncu e, kapatmak için savaşıyor. Mesela Serdar Aziz iki haftadır e, kırmızı karttan ucu ucuna kurtuluyor. Serdar Aziz çok böyle... E, tehlikeli müdahaleler yapıyor rakibe. Bugün Giuliano'ya yaptığı dişi ya da dudağının patladığı pozisyon kırmızı kart bence. İkinci yaptığı hareketi kasıtlı yapar gibi. E, defalarca izledim yapmayabilir de o ayak, e, sol ayağı yanılmıyorsam e, suratına e, vuruyor böyle. Orada kırmızı kart olabilir. Tabii hakem daha e, da mutlaka incelemişler. Hakem da. yorumu devreye giriyor. E, tabii Hakem yorumu biraz... devreye giriyor. İyi niyet belki dediler bilemiyorum ama e, bunu yapmasın. Emre Belezoğlu'nun da, Emre Hoca'nın da uyarması lazım. Böyle bir dönemde Fenerbahçe'de oyuncu kırmızı kart görmemeli. çok önemli, onu söyleyeyim. Onun dışında Harun konusunda işte penaltıda yapabileceği bir şey yoktu zaten. Oyuncu penaltı Başakşehirli oyuncu penaltıyı aldı zaten orada. Ama kurtarışta kurtarıştır dediğin gibi. Çok yani puan aldı 3 e, puanı takımına kazandı. Yani doğru, evet. kötü vurmuş olabilir ama orada kurtar da ayağıyla kardeşim önemli. Zaten en çok penaltı kurtaran Kalecilerden biri. 30 penaltının 10'unu mu kurtarmış? 20'de 10 galiba. Düşünsene 20'de 10, 2'de 1 yani yarı yarı %50 bir... 22'de 10 diye hatırlıyorum. Yani olabilir. Ama göz atarız. Ama çok yani. çok iyi oran. Ama çok, 20'de oran 22, çok iyi. Oran çok iyi. %50'ye yakın bir oran. Evet. E, Fenerbahçe şunu gösterdi. Bay haftasında tabii geri dönüş önemli burada ama Beşiktaş'ın Sivas maçından elde edeceği sonuç Fenerbahçe'yi e, hem olumsuz yönde etkileyebilir, Beşiktaş kazanırsa olumsuz yönde etkileyebilir... Ee, orada Sivas'ta takılırsa Beşiktaş, Fenerbahçe bundan sonraki bütün maçlarını almak için adeta sağda ölümüne savaşır. Onu söyleyeyim. Yani hani taktik, maktik yok, bam 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 durumuna gelir iş. Emre da, hafta içi idmanda şunu gördüm, e, spor gündeminde de konuştuk. Hiçbir hoca görmedim bugüne kadar. E, oyunculara taktik veriyor, taktik verirken e, idmanın içinde o da topa vuruyor. Yani o Emre Belezoğlu da oyuncularla birlikte idman yapıyor. Nasıl bağırıyor, nasıl ateşlendiriyor oyuncuları? Normalde şudur Turgay abi bilirsin. Bizim teknik direktörlerimiz yardımcılarına talimatı verir, kenardan böyle izler kim ne yapıyor tabii. diye. gözlem not tutar, gözlemler. Ama Emre Belezoğlu idmanın içinde. hep. Onun Ona dengesini çoktur. de iyi sağlamak lazım. <laughs> Ama bilemiyorum abi. Hala Kesinlikle. oyuncu gibi ee, güç var dinç, dinç bazen, bir oyuncu. İşte bazen abi çekilip geriye yani İyi mi yapıyor, kötü mü yapıyor bilmiyorum ama takımı ateşlediği bir İçin, gerçek. İçinde e, onlarla birebir temasta olması, yakın olması, uyarması çok güzel ama bazen bir geniş açıyla bakmak lazım. Anlıyorum. Doğruyu görme. Çok içinde olursan göremeyebilirsin bazı hataları. O yüzden genelde teknik adamlar böyle kenarda dururlar. Dolayısıyla Hikmet hocanın duruşudur mesela. Genelde hepsi yapar. Şenol Hoca Hikmet da yapar, Fatih Hoca da yapar. Öyle Baka, Hoca... çünkü geniş Tabii. açıdan daha bir tane yukarıdan, tepeden antrenmanları da daha çok Tabii. kenardan izlerler ya. Yani. Kuş bakışı bakış bakan Aa, da olur yukarıdan böyle bir kameraya evet. antrenmanları kameraya alanlar var. Tabii. Aşağı yukarı herkesin aldığına, bütün... inan aldığına inanmak istiyoruz bu arada. Yara. Çok çok grup alıyor. Çok evet, Tabii. artık artık öyle teknolojide de olduğu evet. için evet. birçok takım antrenmanlarını yukarıdan VHS saklamıyorsun ki yani. Evet. Şu kadar bir çiple yüzlerce görüntü saklıyorsun. Yani. E, Turgay Demir, bireysel performanslarla alakalı sizin yorumunuzu da e, merak ediyorum. E, Harun'dan aslında uzun uza diye bahsettik. Onun dışında orta alanda oyunun akışına katkıda bulunan isimlerden en çok kimi beğendiniz? Şimdi bu konuda iki üç şey söyleyeceğim. Bir, e, Harun iyi bir kaleci değil. Önce yani, onu söylemem lazım. Yani lafın gerçeğini söylemek lazım. Harun yan toplarının hiçbirine çıkmadı bugün de. Hele bir tane var ki arka arka iki Başakşehir oyuncusu geçti. Beklemiyorlardı. Harun kucağına gitti. Evet, evet. Harun yan toplarda bir defa yok. Kupa maçında da galiba Harun vardı. Orada da evet. öyle goller yemişti hatırlıyorsanız. Penaltı yapacağı pozisyonda penaltı yapmasına imkan yoktu. Kendi yaptı. Oyuncu zaten topu dışarı doğru atıyor. Yatmayıp beklese ki penaltıda beklediği için kurtardı. Penaltılardaki becerisi o. Bekliyor son ana kadar. Ama orada o kadar erken yattı ki. Ondan sonra diyor ki ben oyuncuya yapmam. Doğru ama oyuncu sana takıldı. E, önüne engelli sen koydun adamı. Penaltı. Ama topu adam Edirne'ye attı. Kale karşısaydı. Dolayısıyla orada sadece beklemesi yeterdi. Bence e, bugün kurtardı. Yarın başka bir maçta yakar. O yüzden 6 e, Altay'ın yokluğu Fenerbahçe için büyük bir eksiklik. Tekrar abi şimdi o yeri. kurtardığı penaltıyla alınan 3 puan ona da bir özgü. Bir de uzun süredir evet. süredir olabilir mi? Özgüven verecektir mutlaka. Özgüven, özgüven verecektir ama Ki yan topları penaltıdan sonra zaten sonra Pena sonra dikkat ettiyse, değil katılıyorum. Evet. Ya ben de ona katılıyorum evet. eyvallah. Ama ya dikkat ettiysen penaltı pozisyonundan sonra nerede bütün takım evet. gitti. Hayır. onun herhalde yani. canım. O, o, 16. Dakika. o kadar uzun süre oynamayıp ya en son oynadı yine senin söylediğin işte Başakşehir elendikleri maç. Şimdi Kupa maçı. Orada Yanlış penaltı mi? Maç yani, gidiyor, maç gidiyor. Herkes sana salacak ayrı. Ben, ben, bu özgüven ben hayır, bu hayır, ama bu bir özgüvendir. Ben Fenerbahçe'nin... Hayır hayır. hayır. bu anı yaşamış olmak onu pozitif evet. etkiler. Etkiler, şey. etkiler, Ben şunu söylüyorum. Yan toplara çıkması gerçeğini değiştirmez. Abi yan toplarda alt yan alt yan top top da, var. Yan topta kaç tane iyi kalecimiz var ki bizim Altay zaten. Altay'ın da zaafları var ama yan ama top. bu, topta. Bu, yani kaleci onun da eksikleri var. Bu bence... Mustera bile bazen yan topta. Bu benim görüşüm. Bence herhangi bir kaleci kıyaslamayacak kadar eksik yan toplarda. Ya Kalan haftalarda bakarız. Öbür taraftan e, Pelkas'ın takımı sahiplendiğini hissediyorum Emre hı hı. ondan sonra. Oyunu kurtarmak için çaba harcadığını. Daha önce mesela gol kaçırdığında ya da işte kendisine kötü pas verildiğinde sadece bir basit tepki gösteren şimdi devam ediyor, kurtarmaya çalışıyor ki golde çok bilinçli bir vuruş yaptı. Yani öylesine vurmadı. Çok güzel vurdu. Önde çok olduğunu önde gol. olduğunu gördü kalecinin gol vuruşu yani. Evet, önde olduğunu gördü, vurdu. Bence Maçın en çok dikkat çekeni buydu. Olumsuz yönde ben İrfan Can'ın beklediği katkıyı göremedim İrfan Can'dan. Yok abi çok çok çok. Evet Ay, çok kötü değil demiyorum. iyi değil de, ama hani şey oynamıyor İrfan Can. Böyle tipik bir kenar oyuncusu gibi oynamıyor. Evet. Topu tutuyor ama bekliyor. Başakşehir'de Başakşehir'de takımı sahiplenen ve oyunu yönlendiren İrfan Can'ı daha göremedik Fenerbahçe'de. Ama şimdi Fenerbahçe. Ben onu, başka yer abi. Evet ben onu e, benim beklentilerimi karşılamadı diyeyim. Fenerbahçe'nin e, onun dışında. Bugün verdiği pozisyonlarla puan kaybedebilirdi Fenerbahçe puan kaybedebilirdi ama şunu gösteriyor en büyük artısı bu gol yese bile diyorsun ki Fenerbahçe gol atar mesela maçın başında gol yedi diyorsun ki ya gol atar Fenerbahçe maç en azından 1-1 bir bir yapar 2-1 yapar mı bilmiyorsun.